Bu ses kayıtlarına Üniversitesi bakın öğrencileri diyor. yargılanıyor. Gazeteciler evet. yargılanıyor. Sanatçılar yargılanıyor. Yazarlar yargılanıyor. Vatandaşlar çok pahalı yargılanıyor, dedi mi? diye ifadeye çağrılıyor. E ben bu hafta biliyorsunuz gene geçen hafta suç duyurusundan dolayı gene ifadeye çağrıldım. Nedir suçunuz en son? Suçum en son yine Cumhurbaşkanı hakaret. O da şöyle yani biliyorsunuz Trump taraftarları seçimi kaybedince Kongre'yi bastılar. Sokaklara döküldüler filan. O dönemde de Ankara Erdoğan şöyle bir açıklama yapmış. İşte hani böyle sokaklara falan dökülmüş madem insanlar. Hani bunların sesine kulak verin. Bu işleri demokrasi yoluyla çözün demiş. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu konu işleniyor NBC televizyonunda. Amerika'da bir kadın yorumcu da bir gazeteci de aynen şöyle diyor. Yani o Türkiye diyor hani sanki diyor insanlar en ufak bir protesto için sokağa döküldüğünde böyle polisler üzerine yürümüyor tomalar gitmiyor işte yazarlar gazeteciler hapsedilmiyor ve Erdoğan sanki bir diktatör değilmiş de kalkmış bize demokrasi dersi veriyor diyor kadın yorumcu şimdi ben bunu izledim Amerika'da canlı NBC'de evet. var bu yorumu izledim e az çok da İngilizce biliyorum böyle parantez içinde alıntıladım ve bu kadının bu yorumunu Türkiye ile ilgili yazdım. Üzerine de dedim ki ülkemizin düştüğü hale bakın. Onu ve dolayın. ben bundan dolayı ifadeye çağrıldım. Cumhurbaşkanı hakaretten. Neden? Cumhurbaşkanına diktatör demişim. Yahut Cumhurbaşkanı diktatör diyen ben değilim. Diktatör diyen o ok programa çıkan Amerikalı kadın yorumcu. CBS. Tekir. NBC Televizyonu. ABC, pardon. Yani tam tersi bence Türkiye'ye Türkiye'yi bu şekilde yorumlatan Türkiye'yi bu duruma düşürenler utansın dedim. Sedat Peker'in ben Sedat Peker hayatını hiç görmedim. Diyorlar ya Ben de karşılaşmadım hiç. Trafik ışıklarında bile görmedim. Zaten göremem adam Cumhurbaşkanı Çakar varmış ona. Fırt geçiyor ışıkta beklemiyor. Ama şu çok ilginç. 390 yıllık bir iddianame. Peki herhalde bu iddianame 390 yıl. Bu adam yurt dışından video yayınladığı dönemde bu suçları işlemedi. Bu adam bu suçları 2000 yılından bugüne kadar işledi. Siz Merdan Yanardağ dostumuz da geldi. Gelebilirim Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldin sevgili Merdan. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet. 2000 yılından bugüne kadar işlenen suçlarla ilgili bir iddianame. Neyi beklediniz? Hasse dokunduğu için bu iddianame geldi. Ya dokunmasaydı? E, ya siz eleştirmeseydi? Baş tacıydı yine. Tabii miting ki. Yapıyordu AKP miting yapıyordu. Koruma verilmişti. Çakar verilmişti. Sinyal kesici verilmişti. İşte bu çok acı bir şey. Ben Serhat Bekir'i niye savundum? Dünya görüşüm farklı, hayatım farklı, her şeyim farklı. Ama bir dakika. Sen onun söylediği hiçbir iddiayı araştırmayacaksın. Senin İçişleri Bakanı'nı eleştirdiği için çok somut şeyler söylemiş. Adam 390 yıl... İddianame, soruşturma açacaksın. Bir şey daha söyleyeyim. Serhat Peker yakalandı diyelim ki. Geldi. Mahkemeye ifade veriyor. Etkin pişmanlık diye bir... ...mühessesi var ceza hukukunda. Suç ortaklarında... ...ilişkide oldukları insanları söyledi. Mesela Muhteşem Süleyman'da... ...Süleyman'dan mahkemede bahsetti. E İndirir alır adam bundan? Sen bunu alıp iddianame yapmayacak mısın? Yani... Ayakkabı kutularına geliyoruz bakın. Rüşvet doğru, para doğru, alan doğru. Bir karar. Ama ortaya çıkartan yanlış. Ya ceza hakkında böyle bir şey olur mu? Maddi gerçek rüşvet, para ortada. Burada maddi gerçek İçişleri Bakanı'nın oğlunun bir sürü girdiği kirli ilişkiler. Somut, isim, dosya, Silivri Emniyet Müdürü diyor. Veriyor adam. Ha işine geldiği gibi. Hiçbir şeyden yargılanmasa, bakın İçişleri Bakanı, o gencelik sidir emniyet müdürünün başına gelenlerden dolayı yargılanmalı. Ya edep, ayıp. Senin oğlun kim gecenin bir yarısı o emniyet müdürüne talimat veriyor bu suçluyu bırak diye. Konuşmalar var, telefon kayıtları var, videolar var, babanın beyanı var, çocuğun mesajları var. Süleyman Soylu'nun oğlu yok. Bana ne Sedat Peker'den? Gerçekten bir ölüm var. Bir ölüm. Bir emniyet müdürü ölmüş. Edep ya. Şimdi hukuku bu kadar lastik gibi kendine çekersen o lastik bir gün suratına tak yapışır. Bu hukuk sana da lazım olur. Bırakın yargı işini yapsın. Çok tuhaf, 160 resen soruşturma. Niye hiç olmuyor? Çıkartın bunu? Hakikaten şimdi biz Niye Arena programlarını, olmuyor? Arena programlarını yaparken diyelim ki bir belgeli dört dörtlük gerçeği ekrana getirdik ve ortada bir suç var. Ertesi sabah savcılar bizi ararlardı. Resen soruşturma başlatırlardı. Tabi. Özellikle sizin programlardan evet, sonra. Evet. Rüşvet alanı yakalardınız. Evet, evet. rüşvet alanları evet. yakalardı. Kortuncuları belgelerdik. Takip ederdik. ininde kıstırırdık. Şimdi de oluyor. Oluyor. <laughs> Cumhuriyet savcıları şimdi pazar günü pijamasını çıkartıp hemen kotunu giyip gidiyor diye soruşturma açıyorlar. Kime Ali Mahir başarır? Kime size? Kime? Emekli amirallere. Emekli amiralleri açıyor. Bakın emekli amiralleri hafta sonu açıldı soruşturma. Bana hafta sonu açtı. Pazar, pazar. Pazar günü. E pazar günü sen bana amiralleri açıyorsun da Süleyman Soylu'nun oğluna niye açmıyorsun? Dokunulmazlığı Ayrıca mı Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin kumpas olduğunu çok net bir şekilde açıkladığı balyoz davasından bugün cezaevinde bulunan 80 yaşını aşkın ee, emekli orgeneral Çetin Doğan Peki. ifade vermek durumunda kaldı. <laughs> Yargılanıyor şu anda. Anayasa Mahkemesi Başkanı bile tutuklanmaktan korkuyor bu ülkede. Anlamadım? Anayasa Mahkemesi Başkanı da, Yargıtay Başkanı da herkes de, siyasetçisi de, Bülent Arınç'ı da, herkes tutuklanmaktan korkuyor bu ülkede. Çünkü tek adam. Tek adam. Karar oy veriyor. Ve bana dokunan Yanar diyor. Hele benim yakınlarımdan bana biri eleştiri yaparsa daha kötü yaparım diyor. Ama o biraz önce bahsettiğim Amerika'daki yayında diyor ki hesap neye münasebet diyor. Bizim diyor Türkiye'deki özgürlüğümüz diyor. Sizde yok. Medyada özgürlüğü dünyada yok diyor. Haklı ama. Dünyada Gani diyor. Müjde e, burada espri bile yapabiliyor. <laughs> Bence siz <laughs> abartıyorsunuz. Öyle değil mi Gani? Ancak...